Evet sevgili dostlar, akvaryumun son şeklini hemen gösterelim. Son şekillerimiz bu durumda. Lafa bak, son şekillerimiz bu durumda ne demek? Şöyle yakından da göstereyim. Çok güzel bir şey geldi aklıma. Bu cam kazıma aparatı var, 6 lira. Ondan aldım. Şöyle jileti var içinde. Harika temizliyor bak bak. Bak detaya bak detaya. Onunla camları temizledim. Gerçi şu arkalara tam uzanamadım. Oralarda biraz iz kaldı, leke kaldı. Şöyle yandan da göstereyim. Fotosentez gözle görülür bir şekilde baloncuk çıkarıyor bitkilerimiz. Fotosentez yapıyor. Şu anda istediğim şekilde ilerliyor. Yani yeşil rotalar rotundifolyoları da çıkardım. Kırmızı rotalar rotundifolya HRA'lar kaldı. Her şey yerli yerinde, bir sıkıntı yok. Platilere hala yem vermedim. Yosunları iyi yiyorlar. Çalışsınlar abi, yoksa tembelleşiyorlar yem verdiğin zaman. Bu sefer yosun yeme özelliklerini kaybediyorlar. Allah Allah. Çok güzel oldu, çok. Yani planladığım şekilde gidiyor. Şöyle bir de yukarıdan göstereyim. Olay bu. Son sanat eserimiz. Merhaba sevgili dostlar. Bir daha böyle aradan, o son çektiğim videodan sonra 2 gün geçti. Durum vaziyet bu. Görüyorsunuz değil mi? Fena fena. Tabiri caiz abiyane tabirle. Yani olay bu. Plati yavrularımız da pirana gibi etrafa saldırıyor. Çünkü yem vermiyorum yosunları yesinler diye, ki işe de yarıyor yani. Yaramıyor değil. Baksana fotosentez coşkusu yaşanıyor yani, tabiri caizse. Şöyle yapayım da. Yani her şey güzel. Gelişim güzel. Hayırlısı. Bakalım ne olacak. Yine bir bitkili maceramızda şeyini, mahsulünü vermeye başladı. Bakalım şu aralarda şeyler var. Yine rotalar var. Acaba rotalar rotundifolya green mi yoksa HRA mı, onları da ayıklamam gerekiyor tam anlamıyla. Bakalım ne olacak. Şimdilik hoşça kalın. Şimdi arkadaşlar, tekrar aradan 2 gün geçti son videodan. Şöyle bir bakalım sizinle birlikte. Tabii ben de bu arada trace element, trace ve demir gübresi ilave ettim. Bu arada her şey yerli yerinde gözüküyor. Her şey gaza basmış gidiyor, bitkiler falan. Tabiri caizse benim klasik laflarımdandır ya, gaza bastı falan filan. Fotosentezimiz falan gayet güzel. Her şey güzel. Şuraya bak ya. Yani camlardaki bu yosun oluşumunu ümit ediyorum ki kestim diye düşünüyorum ama yani tam anlamıyla da bilemiyorum tabii ki. Bir kardeşimiz bugün canlı yayında da sordu. Dedi fazla aydınlatmadan mı oluyor? Hayır kardeşim ya, nitrat patlamasıyla oluşabiliyor yeşil su. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Yani büyük platimize baktığımız zaman, dişi büyük anaç platimize, bakın camlardaki yosunları temizliyor. Yiyorlar abi, demek dışkıladığına göre demek ki bir şey bulup yiyorlar yani. Artık ne buluyorsa. Bak küçük plati yavruları da var. Görüyorum. Yani bir tane gördüm ki onu hep görüyorum. Acaba kaç taneler normalde? Saklanıyorlar. Bitki bol olunca güzel oluyor. Karideslerimiz mutlu. Yine aynı şekil. Akvaryumla ilgili biraz da bilgi verelim ya bu son durumda. Aquantum'dan yaptırmış olduğum modüllet aydınlatma var. Şöyle göreyim, göstereyim. Jebamo'dur nedir? Onun UV filtresi 5 wattlık.
Ondan sonra Hakkos X-Pro 500'ün slim'i var. Filtre olarak. Tetra'nın ısıtıcısı var. Ki ısıtıcıya şu anda priz kalmadığı için kullanmıyorum. Zaten o da fırın. Yani bebek olduğu için o da fırın. O yüzden tabağımda şey var. Ada Africana ilk katman ve içinde akuantumu vermiş oldu. Neydi o ya? Substrat malzemesi var, yani taban malzemesi diyelim kısaca, ve onun vermiş olduğu yine o akıllı gübreler diyorlar, kapsül, onlardan var bir herhalde koymuşumdur bir 20 tane falan, böyle dağıttım yani tabana. Onun üstünde de Hezer diye bir Türk kumu var, çok güzel karides kumu, ondan kullandım, gayet de memnunum yani. Tabii ki tüplü karbondioksit sistem. Şurada da şeyimiz var. CO2 checker. Checker kontrol. Karbondioksit pH kontrol ünitesi. Ünite değil de yani öyle bir cam aparat işte ya. O kadar da büyütmeye gerek yok. Işıklandırma 10 saate çıkardım timer'la. Ve karbondioksit de ışıklandırmadan 2 saat önce açılıyor. 2 saat önce kapanıyor. Böyle durumlar, böyle her şey güzel gözüküyor. Şu anda bitki satışına yakında başlayacağız yani. Şimdilik hoşça kalın. Arkadaş neredeyse lepistes alacaktım bugün, biliyor musun? Yerli lepistes, bak çiftleşmeye başlamışlar. Biri artık dişilerden, yavrulardan, benim kendi yavrularımdan. Ya nihayet ya. Vallahi nihayet ya. Hadi kardeşim. Hadi kardeşim. Görüyor musun? Çiftleşiyorlar yani bizim ilk erkekle. Hadi hadi hadi, yavru bekliyorum hadi. Zaten azaldınız ya. 2 sezon üretemedik. Böyle bir şey olabilir mi ya? Tam da müsait yer yani. Her yere de yumurta bırakırlar. Durum mu? Hadi eyvallah. Merhaba sevgili dostlar. Budama yaptım ve camları temizledim elimden geldiğince. Kelaynak gibi oldu akvaryum ama bundan sonraki uzama muhteşem olacak. Fotosentez coşkusu tabii ki budanan, kesilen yerlerden kendini gösteriyor. Çünkü ufaktan bir yosun oluşumu vardı. Bir açtım ortalığı, bir de şu bitkilerde bir erime gözlemledim. Onu da şeye vurdum, nitrat eksikliğine. Yani abo, bu ne lan? Amma çok yumurta almış ya, dişiye bak. Gördünüz mü? Durum bu. Şöyle de göstereyim yine. Kelaynak gibi oldu, evet. Bakalım nasıl ilerleyecek. Yani bundan sonraki o şey uzama çok güzel olacak diye ümit ediyorum. Yani bitkilerin üstünde ufaktan bir şey vardı yani. Şöyle bir hafiften bak, şöyle göstereyim. Hani şöyle saç değil de sakal yosunu gibi. Durum bu. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.